delisini vermek üzere olan bir Türk ulusuyla karşı karşıya olduğunu biliyordu. İşte bu inanç onda Anadolu'da bir kurtuluş mücadelesini gerçekleştirme idealini doruk noktaya ulaştırdı. Ve bize bugün al yıldızlı bayrağımızın altında sonsuza dek yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet etti. Hediye etti. Bu emaneti hepimizin büyük bir coşkuyla kutlamak en başta gelen görevidir. Atatürk'e paşam, siz 1881 yılında doğdunuz, biliyoruz. Ama bunun dışında nüfus cüzdanınızda gün, ay yok. Tabii o günün gerçekleri nüfus cüzdanına yazılmıyordu. Ama muhtemeldir ki ben 19 Mayıs'ta doğdum. Evet, 19 Mayıs Büyük Önder Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktı ve doğum gününün sembolüdür. Bu yaş günü hepimizin yaş günüdür. İçeri misafirler gelecek onlar için. Şimdi içeri girecek. Kültürdür diyen Büyük Önder Atatürk'ün bu eşsiz düşüncesini bugün en güzel biçimde yaşatma duygusu var ve düşüncesidir. İşte şu anda toplandığımız ortamda Makedonya Türkleri Kültür Dayanışma Derneği'nin folklor ekibinin içindeyiz. Programımız devam edecek. Gazeteci Yaşar, Sayın Yaşar Aksoy Bey bize Atatürk sevgisi ve Atatürk'le ilgili düşünceleri, gerçekleri aktaracağı bir konferans verecektir. Bu arada Türk halk müziği sanatçısı Sayın Hüseyin Yaltırık Bey, Rumeli türkülerinden oluşan bir program sunacak. Ve yine ayrılmıyoruz. Programımızın sonuna doğru ikramlarımız vardı. Hepinize hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Bu arada biraz önce söylediğim gibi aramızda gazeteci Yaşar, Sayın Yaşar Aksoy Bey var. Konferansını verecek. Bu arada programlarını imzalayıp evet, hepinize iyi eğlenceler diliyorum.